Suretime aldanıp sakın yanılmayın. Yüzümün güldüğüne bakmayın. İyi sizler. Muhteşem görüyorsunuz kırmızılar içinde. Ah canım benim, siz öyle görmek istiyorsunuz. Efendim çok güzel bir çalışma içeride devam ediyor. Çok güzel oldu. Yani hakikaten fevkaladenin fevkinde değil, fevkinin de fevkinde oldu. Evet. İşte en son satırı da okudum. Alkışladılar hepsi. Bitti mi efendim okumanız? Bitti. Bitti Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Hayırlara vesile olsun inşallah. İşte öyle. Sağ olsun beni yolcu etti Tarkan evet, Beyefendi yolcu de. Etti. Evet. Çok mutluydu o da. Çok mutluydu. Bu proje sizi de mutlu etmiş. Evet, çok mutlu oldu. Canım benim. Çok beğendiler hepsi. Ben de tabii biraz şımardım. Ama şımarmakta da haklısınız. Efendim Türkiye'nin iki tane starı var. Allah razı olsun. Yani bunlar da şu anda özlediğimiz bir düet geliyor yani aslında. Teveccüh buyuruyorsunuz. Şarkının ama, ismi belli mi efendim? Aşk Hırsızı. Aşk Hırsızı. Evet. Aşk Hırsızı galiba, eğer sallamıyorsam tabii. Evet, işte böyle. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Çok herkes stüdyoya girerken çok rahat kıyafetler tercih eder. Siz yine inanılmaz. Yine sahneye çıkar gibi. İşte ben biraz kokoş olduğum için. Efendim arabaya uyumlu olmuş sanki. Bugün kırmızı renk. Bugün kırmızı giydi. Evet. Ya. Kırmızı ama aşkın simgesidir yani. İşte aşk ama. Şarkısı okudum ya. Aşk Hırsızı. Sadece şarkıda mı kaldı efendim bu? Onu bilemiyoruz. Zaman ne gösterir. 2018'de bir aşk haberleriyle artık. Onu bilemeyiz. O öyle tabii şeyle olmaz. Ismarlama olmaz o işler. Evet. Dilekleriniz arasında var mıydı efendim? Hiç yoktu. Aşk var mıydı? Hiç yoktu. Ne dilediniz merak ettim. Ben bütün kendim için de tabii istedim. Yalan konuşmayayım. Ama bütün ümmeti Muhammed kulları, hatta bütün dünya milletlerinin insanları için de hep istedim. Benim dileklerim yalnız kendime değildir. Evet. Hep cemil cümle için talep ederim. Rabbül Alemin katında dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Amin. Zaten duayla girerim hep yeni yıla. Evet. Yine dualarımı ettim. Allahü Teala kabul ve makbul eylesin efendim, inşallah. Tarkan'a çocuk dilediniz mi 2018'de? Yok, onu unuttum herhalde. Unuttum onu. Ama var onun öyle bir var. Şeyi. Evet, evet, ben arada sizin adınızda sanki sözcünüzmüş gibi ne zaman dedim hala oluyorum. İnşallah dedi. Bu sene hayırlı haberler var. Evet. Eşi hamile diye biliyoruz biz de ama. Öyle mi? Evet. Onu bana söylemediler, bilmiyorum. Öyle haberler çıktı da acaba sizle paylaştım mı? Ben bilmiyorum. Çok düzgündü vücudu. İçeride kendisi de. Eşi hanımefendi çok, yani bir abartı yoktu. Kum saati gibi bir kız. Ben ilk defa gördüm. Beğeniyor musunuz? İlk gördüm. Evet. Beğendim. Yakışmışlar mı sizce? Yani bizim oğlan güzeldir zaten artık. Ama gelin hanımı ilk defa gördüm. Onu da beğendim. Kum saati gibi böyle. Çok da huylu bir kızcağız. Efendim bir şey istedim. Nedir o? Ada çayı. Evet. Hemen yazık kalktı. Aman efendim dedim, estağfurullah. Talimat veriniz, getirsinler dedim. Evet. Yani iyi huylu bir çocuk. Yakışıyorlar da. İnşallah onlara da güzel bir Allah mutlu etsin. Bebek nasip eder. Amin inşallah. İnşallah.
Bu arada efendim biliyorsunuz Yıldız Hanım'la Sezen Hanım barıştılar. Öyle. Sizin var mı böyle küslük olduğunuz benim, ve barıştığınız? Yok benim bildiğim ben ama. Ben benim yok öyle bir şeyim. Yani unuttuğum varsa hatırlatın, bilmiyorum. Evet. Yok zannetmiyorum. Beklemediğiniz yani. Bir telefon geldi mi efendim yılbaşınızı kutlayan veya yanınızı ziyarete gelen? Yok, kimse ziyaretime gelmedi. Sahneye çıktım zaten. Evet. Antalya'daydım. Evet. Doldu taştı maşallah. Maşallah. Efendim işte o salon 1500 kişilikmiş. Evet. Ama 2750 kişi mi 2500 kişi mi atmayayım şimdi. İnsan seli. Sanki yemekli bir salon değil de evet. Halk konseri gibi böyle bir şeydi. Allah'a şükür tabii çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. Çok güzel bir konserdi. Efendim Altın Bülent Ersoy ama şıktım da değil mi? Muhteşemdiniz efendim. Gülben'le konuştum. Aylar öncesinde hazırlık başlamış. Sen dedi çok. Nasıldım dedi, şık mıydın? Şıktın ama benim kadar değil tabii dedim. Ay tabii dedi falan. O dedim senin 3000 tane mi, kaç milyon, 100.000 tane mi? Neyse onların bir şeyleri var hepsinin böyle. Sayıları çok fazla. Oraya yaz da herkes okusun dedim senden şık olduğumu. Kahkahalar atıyor. Ondan sonra da yazmış, yazık. Çok iyi huyludur o da. Efendim çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizim aldınız. Güzel sohbeti yaptık. Olur mu? Başımla beraber. Ediyorum. Ne zaman isterseniz evimde de ağırlarım. Çok, her çok zaman. Teşekkür ediyoruz. Çok siz bizim için kıymetlisiniz. Siz de bizim için. İşimiz düştüğü vakit böyle, benim o tarzım yoktur. İşim düştüğü vakit. İşte plak çıkacağı vakit veya gazino zaman veya evet, bir şey bir şey bir şey böyle insan kullanmayı sevmem. Yıllardır öylesiniz. Ne zaman hiç işim olmasa da en azından bir Allah'ın selamını vermek biliyorum, gönül alır. Yıllardır. Bu budur. Yani insan psikolojisini bilmek lazım. İnsana insanca muamele edip gönülleri kırmamak gerekir. Ben de biraz bu konuda dikkatli olduğum için o şekilde davranmaya çalışırım. İnşallah kırmamışımdır sizleri, ne bileyim. Yok efendimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok rica sağ olun. Ederim. Keşke herkes sizin gibi olsa bir an. Hadi değil mi? Canım. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, nasılsınız? Bekletiyoruz saatlerce. Yok, kusura bakmayın ama çalışıyoruz tabii biz de. Hayırlı yoğunuz. Olsun diyelim. Nasıl teşekkürler. Geçti? Okumalar çok bitmiş. Güzel, çok güzel. Tabii dinleyicinin takdiri olacak o. İnşallah beğenilir, sevilir şarkımız. Bugün de Pınar Hanım da eşlik etmiş. Size genelde görmezdik evet, burada. Evet. Bülent Hanım da yeni tanışmışlar. Çok övgüler yağdırdı. Kime? Eşime mi? Evet, çok iyi anlaştılar. Çok çok şükür. Sevdiğiniz mi Pınar Hanım siz Bülent Hanım? Çok nevi şahsına münasır. Müthiş birisi Bülent Ersoy. Sesi zaten olağanüstü. Çok güzel olacak şarkımız inşallah. Beğenirsiniz inşallah. Sürekli karşılaşıyoruz ama çok konuşamıyoruz. Yılbaşında da Kıbrıs'taydınız. Evet. Nasıl geçti? Güzel geçti. Tekrar buradan herkesin yeni yılını kutluyorum. Barış diliyorum, mutluluk diliyorum, sağlık diliyorum, huzur diliyorum. Sizi seviyorum, iyi geceler diliyorum. Çok tamam mı? Yorgunuz. Çok yorgunuz. Var mı böyle bir şey? İnşallah. İyi akşamlar.